paraya kavuştu şeyi, Galatasaray. tempoyu arttıralım. Şimdi bu Evet. futbolcu bir kere şuradan Arda Reis getirmiş olabilir Volkan bu futbolcuyu bize. Heh. Biliyorsun Arda Atletico Madrid'de babası Paolo Asensio ile yan yana oynamıştı. Evet. Zaten bugün Gustavo ile bir röportaj yapıldı. Gustavo dedi ki Arda dedi Atletico Madrid'de oynarken ben de Atletico Madrid'deydim. 12 yaşındaydım dedi. Ve o beni hatırlar mı bilmem ama biz o zaman dedi bir Arda bir Atletico efsanesiydi dedi. Biz de ona büyük bir böyle hayranlıkla bakardık. Şimdi tekrar onunla bir araya geleceğim dedi. Çok heyecanlıyım dedi. Galatasaray efsanesi olarak dedi. Bir araya geleceğim Arda'yla. Şimdi çok enteresan. Babası Paolo artık böyle bayağı bir göbeklenmiş. Gözlükleri takmış. Bayağı bir ileri bir yaşında. Tabii Arda'yla bayağı aralarında o zaman Arda genç bir futbolcu. Paolo daha yaşlı bir futbolcuydu. Şimdi babası gibi de defansif orta sahaydı. Şimdi oğlu geldi. Oğlu nasıl bir futbolcu? Tip olarak Jetson'a benziyor biraz. Saç modeli falan. Bayağı benzeten, evet, bayağı evet. benzetenler olmuş. Şimdi fakat tabii oyun tarzı olarak Jetson'la hiç alakası yok. Bu çocuk tam biz Seri'den bahsetmiştik dün programda. İşte Seri'nin ne kadar iyi bir futbolcu olduğundan, bu Galatasaray'da oynar mı, oynamaz mı? Ben biraz daha oynayabilir tarafındaydım. Sen o tip bir futbolcu istemiyordun. Şimdi evet. Jetson'u neden almadık? Oraya geleceğiz. Jetson'u neden almadık konusunu konuşacağız. Şimdi Gustavo bir ön libero değil. 6 numara ama önde oynayan bir defans oyuncusu gibi düşünmemek lazım. Benim istediğim tarzda Regista'ya çalan bir yani geri oyun kurucu. Yani evet. 10 numaranın geride oynayanı. Pirlo gibi mesela. Tabii inşallah evet. Pirlo gibi olur kariyeri de. Ayakları hızlı düşünüyor. Hızlı karar alıyor. Alan kontrolü çok iyi. Hep Taylan'ın Kasımpaşa maçında yedirdiği golü hatırlayalım. Herkesin aklı ona gitmiş. Taylan etrafındaki futbolculara tam net hakim olamadığı için topu kaptırmıştı ve Galatasaray gol yemişti. Gustavo'nun en önemli özelliği çabuk karar alıyor. Mehmet Başar bir programı da Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nden canlı yapalım demiş. Yapalım. Hay hay çok mutlu oluruz. Bodrum Galatasaraylılar Derneği ile bir araya gelmekten çok mutlu oluruz. İmparator Fatih Terim like atalım, abone olalım arkadaşlar Galatasaray sayfasında demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi dolayısıyla bu bir takım taraftarın beklediği gibi böyle sert, defansif ağırlıklı bir 6 numara değil Volkan. Bazı Galatasaraylı taraftarlar hayal kırıklığına uğramış olabilir. Ama bence tam da Fatih Terim'in hayal ettiği 6 numara. Yani ayağı iyi, hızlı karar veriyor, sırtı dönük top aldığında kaptırmıyor, baskıdan takımı çıkarmayı biliyor. En önemli özellikleri Gustavo'nun bunlar. Kötü özelliklerine geçelim mi? Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Sen devam et. Ben bitirince yorum yapacağım. Kötü özellikleriyle birlikte. Bir takım kötü özellik demeyelim ama bir takım eksik olduğu yanlar var. Nedir bunlar? Fizik temelli. Yani aslında futbolcu cesur. Birebir mücadeleye giriyor. Zaman zaman sert de giriyor. Kartlar da görüyor. Mücadeleden kaçan bir yapısı yok. Ama kendi fiziksel zaafını bildiği için defansı daha çok pozisyon alarak, boş topları alarak, pas açılarını kapatarak yapmayı tercih ediyor. İkili mücadeleyi biraz daha ikinci plana bırakıyor. Bu arada girdiği ikili mücadele oranı da %50'nin düşük kazandığı ikili mücadeleler. %48 civarı diye hatırlıyorum. Çok kötü değil ama her girdiği korakor ikili mücadeleyi kazanan bir oyuncu da değil. Çünkü biraz ince bir oyuncu, biraz zayıf bir oyuncu. Ben biraz zamanla, biraz idmanla, biraz yaşıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha kuvvetleneceğini, biraz daha kalınlaşacağını düşünüyorum.
hiçbir zaman bu futbolcunun böyle bir çok kas yığını, kalın bir futbolcu olmayacağını düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu futbolcunun en önemli özelliklerinden biri kısa alanda seri ve çabuk olması. Evet, Dolayısıyla çok kalınlaşırsa, beli biraz kalınlaşırsa, topla dönmeleri, çabukluğu, çabuk basması, bunlar etkilenebilir. Dolayısıyla ben şu anda sadece biraz daha güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hava toplarında çok kötü değil. Ben ilk başta çünkü çok kötü olduğuna dair bir izlenim edinmiştim. Öyle değil. Aslında bayağı hava topu alıyor. Özellikle doğru yerlere giderek hava toplarını alıyor. Ama bu korakor iki kişinin omuz omuza çıktığı hava toplarında biraz boyunun, biraz da fiziğinin etkisiyle hava toplarını kaybedebiliyor. Ama özellikle duran toplarda veya kesilen ortalarda çok fazla kafayla top uzaklaştırmışlığı da var. Çünkü doğru yerlere gidiyor, doğru pozisyon alıyor. Aslında anlattıklarımdan büyük ölçüde tablo netleşmiştir. Futbolu zekasıyla, çok iyi futbol eğitimiyle, altyapısı korkunç. Sen de biraz bahsettin. Porto'nun altyapısında eğitim görmüş, Atletico Madrid'in altyapısında eğitim görmüş. Futbolu yemiş yutmuş. Yani altyapı eğitimi çok sağlam. Bizim futbolcularımıza veremediğimiz altyapı eğitimini layığıyla almış bir oyuncu. Brezilyalı, yetenekli, doğuştan yetenekleri var ve zeki. Bu üç özellik zaten çok önemli. Oyun görüşü olan bir oyuncu. Ben Galatasaray'a çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama ilk 11'de ne yapar? Oynar mı hemen? O tip konuları bir sonraki şeye bırakalım. Ya da sen konuşabilirsin istersen. Genel olarak kadroyu değerlendirirken onu da konuşuruz. Evet. Şimdi şöyle, sen neredeyse her şeye değindin. Bu arada Erdem demiş ki Niğde Anadolu takımını almışız abilerim. 1 milyon euro hayırlı olsun. Dünkü programda konuştuk Erdem. Ya dünkü ya bir önceki programda. Şimdi artık her gün program yapmaya başladık Yiğit. Ben de karıştırıyorum. Aynen. Dünkü programda konuştuk. Zaten dün belli oldu Volkan, bu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi ya da bir gün belli oldu. Dün konuştuk. Evet. Şu şey kalsın bu soru. Benim yorumum... ilgili bir şey var burada. Şimdi şöyle, sen neredeyse her şeye değindin. Gustavo Asuncao oynadığı takım itibariyle, yani takımına bir bakacak olursak, şimdi oyuncuyu bireysel değerlendiririz. Değerlendirdik. Peki bir de nasıl bir takımda oynuyordu? Yani bu hep vardır. Yani bir oyuncu bir takımda oynarken kendini çok gösteremez ya da performansının altında kalır. Bu biraz takımın oynadığı oyunun da etkisi vardır bunda bazen. Oradan gider başka bir takıma, efsane yaratır. Mesela işte Melo gibi. Yani Melo İtalya'da son oynadığı takımda o ligin balonu muydu, buzdolabı mıydı, bir şey diyorlardı ona, bir ad veriyorlardı. En kötü oyuncusu seçilmişti. Oyuncularından biri seçilmişti. Galatasaray'a geldi. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da yaptıkları ortada, koyduğu performans ortada. Şimdi takımına biraz değinecek olursak, benim bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla top yapan bir takım. Ligin en çok topa sahip olan, yani Portekiz Ligi'nde en çok topa sahip olan ilk 5 takımdan biriydi yanlış bilmiyorsam. Topla oynayan bir takım. Dolayısıyla ben de öyle, ya 5 ya 6 o civarında. Evet, pasa dayalı bir oyun oynuyor. Ve burada o takımda 30'un üzerinde maç oynamış bir 21 yaşında bir Asuncao'dan bahsediyoruz. Avrupa kupalarında da maç oynamış bir Asuncao'dan bahsediyoruz. Bu önemli bir veri. Çünkü Galatasaray'da topa sahip olarak oyunu rakip sahaya yıkarak oynamaya çalışan, sürekli pas yapmaya ve oyunu hızlandırarak, hızlı paslarla rakibi baskı altına almaya çalışan bir takım haline gelmeye başladı Galatasaray. Bir önceki yıllarda pas hızımız düşüktü. Bununla ilgili şikayetlerimiz vardı. Şimdi izlediğimiz Galatasaray'da henüz oturmamış olmasına rağmen böyle bir durum var. Dolayısıyla buna ilaç olabilir. Yani bu ilaç demeyelim de, bu sistem içerisinde kendini gösterebilir Asuncao. Alışık olduğu bir sistemle devam edecek. Bunu demek istiyorum. İki, bu soruyu şunun için tuttum burada. Bir zamanlar Brezilya milli takımı kaptanı olan Dunga gibi bir futbolcu olabilir mi? Dunga Brezilya milli takımının kaptanıydı ve lideriydi. Asuncao ile ilgili 21 yaşında olmasına rağmen yine duyduğum kadarıyla
liderlik vasfının çok yüksek olduğu söyleniyor. 21 yaşında olmasına rağmen takımı oyun esnasında yönlendirdiği, yönettiği, arkadaşlarını motive ettiği, arkadaşlarına boş alanlar gösterdiği, buraya gel, şuraya git gibi liderlik vasıflarının olduğu söyleniyor. Bu da önemli bir veri. Bir bunlara girmemiştin. Bunları ekleyeyim Asun Çağ'la ilgili sadece ve devam edelim. Çok güzel noktalara değindin. Ben de birkaç tane orada senin söylediklerinden devamla şey yapayım. Ben de baktım buna. 4-3-3, 4-1-4-1 gibi Galatasaray'ın tercih ettiği sistemleri kullanan bir takım. Ve Gustavo da tam defansın önünde oyun kurucu olarak oynuyor. Şu evet. anda Galatasaray'ın en önemli problemi bence zaten bu geriden oyun kurma problemiydi. Uzun diagonal toplar da kullanıyor. Ama daha ziyade tercihi al-ver yaparak, çünkü pası verdikten sonra hemen boşa kaçan ve doğru yere kaçan bir oyuncu. Al-verlerle, kısa net paslarla defanstan hemen çıkan bir oyuncu. Ama uzun diagonal toplarda kullanıyor kanat oyuncularına ileriye doğru. Ve burada da isabet oranı yanlış hatırlamıyorsam %60'lar civarı. Yani baya baya iyi bir oyuncu, pas özelliği olan bir oyuncu. Fakat sürekli kilit pas atan bir oyuncu değil. Yani oyuncu biraz şeye konsantre olmuş Volkan. Defanstan oyunu kurmaya ve garantiye biraz konsantre olmuş. Evet. Aslında bu da şuradan kaynaklı. Senin dediğin kulüp farklılığı bence burada devreye giriyor. Muhtemelen teknik direktörleri ona biçtikleri bu rol dışında bir görev vermemişler Gustavo'ya. Yani bunlar istenmemiş Gustavo'dan. Ama Fatih Terim'i biliyoruz. Fatih Terim herkesten ofans ister. Dolayısıyla ben yeni Galatasaray'da Gustavo'nun ofansa, hücuma daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Her maç en azından bir şut deneyeceğini düşünüyorum. Biraz daha kilit pasları zorlayacağını düşünüyorum. Dribbling adedini biraz daha arttıracağını düşünüyorum. Kısacası zaten genç futbolcu bu demek Volkan. Var olan kapasiteyi daha da arttırmak, daha da ilerlemek demek. Ben bu kadroyla bu futbolcuların hepsinin ilerleme kaydedeceğine inanıyorum.